Manşet'e hoş geldiniz. Buruk tahliyeler. Ekranda Kobani davası kararları açıklandıktan sonra tahliye edilen Kürt siyasetçileri, HDP'li eşki HDP'li den partili siyasetçileri onları karşılayan partileri görüyorsunuz. Sol üstte tahliye edilen Ayla Akat Ata ve Sabahat Tuncel var ki neredeyse yani ömürleri cezaevinde geçen insanlar. Hemen onun sağında, sağ üstte tahliye olan Gültan Kışanak. Diyarbakır'a geldi ki Diyarbakır Belediye Başkanlığı gasp edilmiştir. 2016 Ekim ayında tutuklanarak tutuklandı. Daha doğrusu gözaltına alındı. Havaalanına geldi ve orada karşılandı Ahmet Türk tarafından. Ve o gün bugündür de siyasi hakları gasp edildi. Başta belediye başkanlığı olmak üzere seçilmiş belediye başkanıydı. Diyarbakır'ın Diyarbakır, Diyarbakır Büyükşehir'in. Onu karşılayan Ahmet Türk de 10 yıl e, hapis cezası aldı. Böyle bir dönem. Sol altta işte Gülten Kışanak tahliye olurken geç vakitte görüntüsü var. Sağ altta ise Dem Partililer Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda protesto ediyorlar kararları. Buruk tahliyeler derken onu kastediyorum. Evet tahliye olanlar var. Onlar da zaten çıkışta yaptıkları açıklamada bunun buruk olduğunu söylediler. Sevinemediklerini söylediler ve mücadeleye devam edeceklerini söylediler. Nasıl olmasın ki? Şimdi Kobani olayları. Kobani olayını sokaktaki bir vatandaşa sorsanız ki öyle de bir algı oluşturdular ki yani orada işte 30 kişi 40 kişi öldürüldü bunu öldürülen, öldürenler de bunlar bundan yargılanıyorlar. Sorsanız bir dakikada bunu söyleyecekler size çünkü 10 yıldır bunun üzerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla bu algının değişmesi değiştirilmesi de çok güçleşti. Ve dün bir dayanışma vardı en azından bu konu biraz gündemde tutuldu. Sosyal ağlarda, YouTube'da, bazı televizyon ekranlarında falan fakat... E, 10 sene önce bu böyle değildi, 8 sene önce böyle değildi, bu dava ilk açıldığında böyle değildi, bu suçlar e, istendiğinde daha doğrusu bu cezalar istendiğinde böyle bir dayanışma yoktu, kimse ilgilenmedi. Kimse mahkemeye gidip ifadeleri dinlemedi ya da böyle bir şey olabilir mi demedi. Dün kararlar açıklanınca falan bir birleşme oldu. Tabii bunda son yıllarda yaşanan siyasal gelişmelerin, 2023 seçiminin kaybedilmesinin, 31 Mart'ta bir yerel, iktidar neyse yerel seçim başarısının falan da tesiri var. Yani bir grup dedi ki yani bizim dayanışmamız lazım. Kürtlerle de dayanışmamız lazım. E cezaevindeki hak ihlallerine bakmamız lazım falan diyen insanların sayısı arttı. Kobani'de e, e, e yani 10 yıla geliyor neredeyse Kobani olayları denen hadise. Orada e, Kobani mevkiinde e, işit ...PYD'lileri, Kürtleri neyse sıkıştırmaya başladılar. Yani adeta bir imha harekatı söz konusuydu. Ve bütün yurtta bir sokakta eylem çağrısı yapıldı. Yani bunu protesto edelim, buna dikkat çekelim, dünya kamuoyunun dikkatini çekelim. Ve Eylül-Ekim ayında bu IŞİD'in Kobani bölgesindeki saldırılarını yoğunlaştırması üzerine oldu. Ve Kobani'ye destek eylemleri 6-8 Ekim tarihler arasında başladı ki zaten... 9 Ekim'den 9 9 Ekim'de de bu eylem bitti. Çok rivayet var. 35 diyen var, 37 diyen var. Hayatını kaybeden hatta İnsan Hakları Derneği raporunda 46 kişi yaşamını yitirdi diyen var. Ölen insanların mühim bir bölümü HDP'li. Kürt siyasal hareketinden veya sempatizanı. Öldürenler de büyük bir oranda eşitli. Yasin Börü üzerinde bir kampanya yapıldı ama onu öldüren kişi veya öldürdüğü iddia edilen kişi de bilmem neredeki düğünde çıkıyor falan. Yani bu işlere bakılmadı. Ve Bundan beraat ettiler. Yani Kobani olaylarında o ölümlerden 37 ölümden resmi rakamla söylüyorum. Bundan beraat ettiler. Bundan suçlanmadılar. Neden suçlandı? Neden 42 yıl ceza aldı Selahattin Demirtaş? Neden 30 küsür yıl ceza aldı Figen Yüksek Davutoğlu ve diğerleri? Söylemlerinden dolayı, attıkları tweetlerden dolayı, yaptıkları siyasal açıklamalardan dolayı. Yani ettikleri laflardan dolayı ceza aldılar. Ve o dönem bir çözüm süreci yürüyordu. Elbette bu çözüm sürecini bitiren mühim olaylardan biri oldu ve sonrasında maalesef e, 2000 şey 2014-2015'in zannediyorum Şubat Mart ayında da Erdoğan çözüm masasını devirdi. Peki sonra yani sonra bu soruşturma açıldı durdu durdu yıllar geçti 2021 yılında 6 yıl sonra 7 yıl sonra davaya dönüştü. Dedim ya hiç bu konularla ilgilenilmedi. Hiç bu konuların önün arkasına düşünmedi. Mahkeme de o olaylarla ve ölümlerle bir bağlantı kuramadı zaten. Ama buna bakılmıyor. İşte siz Yasin Börün'ün katilisiniz. Orada ölenlerin katilisiniz filan diye. Türkiye'de hep olduğu gibi. Yani işte orada bu kadar insanı öldürdünüz. Katilsiniz işte filan. Bundan dolayı ceza yağdı falan. Hayır ondan dolayı ceza yağmadı. Ama anlatamıyorsunuz. Siz şurayı bombaladınız, siz burayı bombaladınız, siz işte sokakta insanları öldürdünüz, siz işte üstünden geçtiniz şu bu filan. Dikkat ederseniz son 10 yıldır bütün suçlamalar bunun üzerine bina ediliyor ve bu algı, bu algının önüne geçilemiyor. Yani maalesef, maalesef, maalesef. Biz de anlatıp duruyoruz. Şimdi konuya biraz bakalım. Tahliye görüntülerini yeterince izledik. Ercan Ak yol bunu 2010 yılında çizmiş bu karikatürü. Adalet bir gün, hukuk bir gün herkese lazım olabilir. Onun için cebimde taşıyorum. Tayyip Erdoğan. 2010 tarihli karikatür, Milliyet'te çıkmış bir karikatür bu. 2010'dan 2024'e 14 yılda gelinen nokta. Normalleşme süreci normal olarak başlamamış demek gidiyor. Karga kafası. Evet. Selahattin Demirtaş herhangi bir tweet açmadı ama görüşünü avukatı aracılığıyla paylaştı anladığım kadarıyla. Fakat diyeceklerini demişti zaten. Ondan dolayı son duruşmalara katılmadı. Karar duruşmasında da yoktu. Çıkacak kararı da hissetmişti anlaşıldığı kadarıyla. Kobani olaylarından sonraki 5 ay boyunca Erdoğan ve AKP ile çözüm süreci kapsamında görüşmelerimiz devam etti diyor. Yani Erdoğan bugün terörist diye ilan ettiği bizlerle 5 ay daha görüşme sürdürdü. 2018 yılında attığı tweet. Böyle yani iktidarın bir şey uydurması gerekiyordu ve Kürt siyasal hareketini zan altında tutup bir şeyden dolayı mahkum etmesi gerekiyordu. Kobane olayları da kullanışlı bir aparat olarak değerlendirildi. Olan şey budur. Orada ölenler Kürtler olduğu halde, onu öldürenler işitliler olduğu halde, HDP'liler bundan ceza almadığı halde. Fakat mahalledeki algı bu maalesef. Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman Halkımız müşteri olsun. 42 rakamı Demirtaş'ın ayakkabı numarası dışında bir anlam ifade etmiyor demiş. Muhtemelen bu Demirtaş'tan gelen esprili bir değerlendirme olabilir. Daha önce de zaten 2023 mayısında attığı son tweetlerinden biridir. Çünkü o gün bugündür e, siyaseti bıraktım, ara verdim demişti. Halk özgür değilse çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Dikkat buyurun, moralli olun, dik durun, direnin demişti. Benzer bir mesajı Figen Yüksekdağ da verdi. Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın. Bugüne kadar yıkamadılar, diz çöktüremediler. Bundan sonra da başaramayacaklar diye tweet attığı karardan sonra ki Figen Yüksekdağ esasen HDP bir çatı partisidir. HDP'nin ESP yani ESP'den gelen bir işim. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nden gelen bir isim. Figen Yüksekdağ eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la beraber. Yani orijin olarak öyle yani. Fakat sosyalistler de gitti. Onlardan biri de birazdan geleceğiz. Fakat bu HDP'de Figen Yüksekdağ'nın kabullerinden bir görüntü o, o dikkatimi çekti. Geriye doğru arşivi tararken Figen Yüksekdağ Haziran 2015'te ki seçim zaferi kazanmışlar 80 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisine girmişler. Daha ortalık tam karışmamış, karışmak üzere AKP, CHP ile istik, istikşafi koalisyon görüşmeleri yapıyor. O sırada e, HDP eş genel başkanı sıfatıyla Figen Yüksekdağ TÜSİAD heyetini kabul ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında. Burada da işte birlikte fotoğraf veriyorlar. Fakat bu masanın solundaki iki isim dikkatimi çekti. Soldaki Memduh Baydak uzun yıllardır içeride. Sağdaki de en sağdaki de Ali Koç. Nereden nereye diyorsunuz değil mi? Evet. Bir başka sosyalist Alp Altınörs. Doğum günüymüş 17 Mayıs, 47 yaşına 22 yıl hapis cezası alarak girdi. İsmi anılmayanlardan biri daha çok HDP'li siyasetçilerden bahsediliyor ama sosyalistlerin de altını çizmek gerekiyor. Alp Altınörs de onlardan biri 22 yıl hapis cezası aldı. Evet. Hürriyet böyle görmüş. Demirtaş'a 42 yıl ceza. Fakat e, şunu atlamamış Allah'tan. E, Sırrı Süreyya Önder'in Türkiye Büyük Millet Meclisi tam da o esnada Sırrı Süreyya Önder Sırrı Süreyya Önder Meclis Genel Kurulu'nda başkan vekili sıfatıyla oturumu yönetiyor. Ve onu söylüyor. Yani e, Mehmet Ali Çelebi bir konudan dolayı kendisine parmak sallayınca hakkımızdaki ferman bir saat içinde açıklanmış olacak. 38 kez ağırlaştırılmış Mehmet affedersiniz boru değil diyerek ona itiraz ediyor. Son derece duygulu sözlerle ama hasta hastalığını da birazdan anlatacak. Ölen her kişi için müebbet istediler. Ondan dolayı 38 müebbet bundan. Yani Sırı Süreyya Önder de bu isimlerden biriydi. Yine bunu söylemek istemezdim ama benim beyne bir pıhtı attı genel kurulu yönetirken. Gittik işte her şey bir hayra gebedir. Pankreasta tümör çıktı. Aort anevriz, anevrizmasını o beyne pıhtı atmasıyla beraber yaşadık. Ağır da tedavi görüyorum. Ona rağmen bu kadar tahammüllü, bu kadar saygılı yürütmeye çalışırken bu hoyratlık, parmak sallama yani meclis başkanlığı kürsüsüne kabul edebileceğim bir şey değil demiş. Mehmet Ali Çelebi, Teğmen Çelebi, yeni AKP'li. Neyse bu askerler kağıttan kaplanmış hikayesini gerçekten e, üzerine yapışan isimlerden biri kağıttan kaplana birazdan geleceğim. Fakat Hürriyet Ka e, haberinin Detayına gömdükleri konu ne? En son satırda kararda Diyarbakır'da 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin suçlardan beraat verildi diyor. Yani orada hiçbir ölümden dolayı hiç kimse ceza almadı diyor. Ondan dolayı zaten 37-38 kez müebbetle yargılanan Sırrı Süreyya Önder de beraat etti. Ölümlerde bir suçu olmadığı için. Ama bunu sabah böyle verdi. İşte 37 vatandaşın katledildiği olayların sorumlusu Demirtaş'a 42 yıl yüksek daha 30 yıl hapis. Hemen altına da işte şeyi yapmışlar. Katliamda ne oldu deyip Yasin Börü'yü filan kullanmışlar falan. Yani dezenformasyonun na devam ediyorlar. Oluşturdukları algıyı sürdürüyorlar ve, ve halk da bilmiyor. Anlamakta istemiyor, anlamaya da çalışamıyor. Yani maalesef. İçişleri Bakanı yardımcısı Bülent Turan daha önce AKP'de grup başkan vekilliği falan yapmıştı. Daha karar açıklamaya başlan başlanır başlanmaz Twitter'da dikkatimi çekti. Daha karar okunmaya başlanır başlanmaz alfabetik sırayla okunmaya başlandı. Ee, sanıklarla ilgili kararlar. Onun için Ahmet Türk'le başladı. A harfiyle başladı. Onun için ilk karar Ahmet Türk'le ilgili karardı. Selahattin Demirtaş'la ilgili kararlar da karar da S harfi aş aşağılarda olduğu için epey sonra geldi. Figen yüksek, yüksek daha biraz daha önce öğrendik falan. Sebebi bu. Daha A harfindeyken onu söylüyorum. Bülent Turan hesabı sorulur demiştik. İçişleri Bakan Yardımcısı bugünkü karar şu bu bilmem ne filan falan alkışlamış. kutlamaları başlatmış. Yani böyle. Sonra da bir başka Cumhurbaşkanı başlanışmanı da işte şey demiştik diyor. Milli yargı. Karar, karar verdi işte filan. Neyse. Eş zamanlı olarak yani birkaç saat sonra bu olayın şoku devam ederken Cumhurbaşkanlığı tam da bu zamanlamaya uygun olarak aylardır beklenen 28 Şubat yükümlüsü yedi komutanı affetti. Cumhurbaşkanlığı yetkilerine dayanarak ki zaten çoktan onlar affedilmeyi hak etmişlerdi. Zaten Cumhurbaşkanlığı affetmesine de gerek yok. Adli tıpta ileri derecede demans hastası oldukları, sağlık problemleri olduğu yaş ortalamaları 81 olmaması mümkün değil. Ya ceza, 81 yaşındaki bir insan cezaevinde kalamaz. E, tahliye olmaları gerekiyordu. Neyle ilgili yargılanıyor olurlarsa olsunlar, hüküm giymiş olurlarsa olsunlar. Bunu adli tıp yapabilirdi, hastane yapabilirdi, bir doktor raporuyla falan bu iş biterdi. Hayır, Erdoğan o şerefi de kimselere bırakmadı, ben affedeceğim dedi. Ve bir yönüyle de esasen e, şu, yani şu yaşanan dönemde hayli payları olan bu komutanlar bir yönüyle bir kere daha Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmüş oldular, bir yönüyle. Yoksa elbette tahliye olmalarına kimin ne diyeceği var. İşte Çetin Doğan 80 küsur yaşında böyle tahliye oldu. Yektan Türk Yılmaz onu yazmış. Ben de oradan alıntılayarak söyledim esasen. Bu generaller mevcut rejimin kurulmasına aracı oldular. Yarattıkları canavarın sonunda kurbanı oldular. Serbest bırakılmaları olumlu ama nasıl vaktiyle bu rejimin yolunu açtılar? Şimdi de derdest bırakılmalarıyla rejimin enstrümanı oldular. CHP'de zokayı yutan çok demiş. Evet akşam itibariyle biraz öyle gibiydi ama mahalle çok sevinemedi. Sevinenler de veya sevinmek isteyenler de bunu biraz içine attılar. Çünkü baktılar tepki çok büyük. Yani böyle bir kara günde Kürt siyasal hareketine ceza yağmışken dört tane paşanın tahli tahliyesiyle falan da biz havaya girmeyelim falan dediler. Ondan dolayı kutlamalar başlamadan bitti diyebiliriz. Cemre Birant yazmış ki bu komutanların gadrine uğrayan Mehmet Ali Birant'ın eşidir. Andıçlandı yani Mehmet Ali Birant, Cengiz Çandar diğerleri. Mahir Kaynak işte akım e, Akın Birdal insan hakları kurşunlandı insan hakları derneği başkanıydı o zaman. Yani bunların arkasında öz kasnaklar, çevik birler falan vardı yani. Hepimiz hep beraber yaşadık o süreci. Niye sadece askerler diye soruyor. Cezaevinde o kadar hasta tutuklu varken, yaşlı tutuklu varken, hükümlü varken. Çevik bir ve Erol Özkasnak zamanımızda hayatımızı mahvet ama çıkmaları iyi oldu demiş son tahlilde. Ekrem İmamoğlu o arada bir grup gazeteciler Roma'da temasları var ne varsa artık bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren bu tahliyeleri ilişkin yaptığı açıklamalar normalleşme dedi mi demedi mi sosyal ağlarda polemik koparken aslında şunu söyledi bana göre bu daha önemli normalleşme deyip dememesinden. Müzakereler sonuç vermiş midir? Paşaların tahliyesiyle ilgili söylüyor. Müzakereler sonuç vermiş midir? Vermiştir. Memnun muyum? Tabii ki memnunum. Yani ülkede bu tür konular tamamen demek ki artık müzakereyle yürüyor. Müzakere ediyorsun, siyasi rehineler tahliye oluyor veya müzakere ediyorsun, tahliye olmuyor. Tam bir rehine ülkesi ve rehine satrancını oynayan da sarayda oturuyor. Sen ancak piyonları indirebiliyorsun. Bırak şahı, veziri, fili, fili kaleyi sadece piyonları indirebiliyorsun. Arkasına çalışamıyorsun yani. Böyle bir durum. Rehine satrancı. Müzakereler sonuç vermiş midir? Evet vermiştir. Hukuk devleti demeyin ondan sonra. 28 Şubat. 28 Şubat apaçık bir siyasete askerin müdahalesidir. İçinde yaşadık geldik. E, hiçbir şey bilmiyorsanız belki bir 10 dakika konuşabilmek için dönemin belgeselini çekti. Youtube'da da var. Ücretsiz izleyebilirsiniz. Mehmet Ali Birant 28 Şubat belgeseli. Seyredin. Birkaç saatinizi alır. Her şeyi görürsünüz. Yeter yani. Ansiklopedik bilgi istiyorsanız orada vardır. Tarafların anlatımları varsa orada vardır. Neyse görürsünüz yani. En azından bir 10 dakika konuşacak fikriniz olur. 28 Şubat demişken gazetelerin spor sayfalarına bakmıyorum da çevirirken dikkatimi çekti. Süheyl Batum, es, e, profesör, eski dekan galiba, Bahçeşehir mi? Artık bir üniversitenin dekanı, dekanıydı bir ara, hukukçu, neyse. Galatasaray kulübüne başkan adayı olmuş. Sonra aklıma şey geldi. Bir ara, e, meğer askerler kağıttan kaplanmış gibi açıklaması geldi. Uzun yıllar önce siyasete atıldığında. Onu aradım buldum. Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaretinde, o zaman CHP Genel Başkan Yardımcısı... 6 Şubat 2011. O günkü yürüyen darbe soruşturmalarına atıfla şöyle söylemişti. Koca bir askeri yıktılar. Meğer kağıttan kaplanmış. Biz bunu asker zannedermişiz. Meğer ABD içine oymuş o koca ağacı hop diye yıktılar. Evet. Enteresan. Meğer asker kağıttan kaplanmıştan bugüne. Süheyl Batum Galatasaray Başkan Adayı. Evet. Hayırlı olsun diyecek bir şey bulamıyorum. O arada İzzet Özgenç ceza hukukunun mimarlarındandır. İki tweet atmış, iki grafik, iki bilgi paylaşmış ki bu önemli ki o paylaştığına göre bunları doğru olarak kabul etmekteyiz. Etmemiz gerekir çünkü yani ezbere bir şey paylaşmaz ve doğru yerden bilgi aldığı için onu paylaşmıştır. 15 Mayıs 2024 itibariyle Türkiye'de hükümlü tutuklu sayısı 333 bin. Almanya'da bu rakam 56 bin. Fransa'da 75 bin, İtalya'da 61 bin filan. Yine Türkiye ceza infaz kurumlarında bulunan suçların hangi suçlardan hangi tutuklu hükümlüler var ona bakmış. Şimdi burada terör örgütleri ki bizim meselemiz bu. Terör örgütleri işte iltisaklı, irtibatlı filan denen. Dikkat edin. FETÖ tutuklusu 10.608 hükümlü 2975 tutuklu toplam 13.533 PKK tutuklu hükümlü sayısı toplam 5.776. Evet. Hukuk, hukuki tablo Türkiye'deki durum. O arada tabi paşaların tahliyesinde gözden kaçtı biraz. Malatya'da 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nin iki müşahidini, müşahidini öldüren kişiyi de e, sağlık durumu nedeniyle affetti Erdoğan. Öldür ö, ö, affettiği kişi de AKP'li Pütürge Belediye Başkanı'nın babası. Böyle şeyler de oluyor. Arada bu da geçti. Yani Geçti ama kayda geçiyor. Biz de kayda geçsin diye burada getiriyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bir gündemdi. Yani bu Kürt Siyasal Hareketi'nin eş, eş genel başkanlarının ve diğer düzinelerce insanın uzun yıllardır tutuklu olmasının, ve şimdi bu hükümleri giymelerinin neyse bu cezaların verilmesinin siyasi sorumlulardan ana siyasi sorumlularından biri de Kemal Kılıçdaroğlu'dur. 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasında anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz demiş ve dokunulmazlıkları kaldırmıştı. 6 ay geçti geçmedi işte Kasım'da 2016 Kasım'da Selahattin Demirtaş ve arkadaşları Ekim Kasım operasyonlarıyla evlerin ev baskınlarıyla toplandılar ve o gün bugündür içerideler. Adalet terazisi bugün bir kez daha kırıldı diye tweet atınca dünkü Kobani kararlarına ilişkin olarak Meral Danış Beştaş Dem Partili en son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Adalet terazisi anayasaya aykırı ama evet deyip dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dediğinizde ilk kırılma gerçekleşti diyor. Bunun üzerinde de bugüne kadar pek durulmadı. Şimdi bakıyorum mahalleye herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nu Twitter'ın üstüne altına bunu yazıyor. Ya yapmadınız. Ne 2016'da ne 2017'de biz buradayız yani. Yıllardır program yapıyorum, yazı yazıyorum. Ne 2018'de, 19'da, 20'de hiç bu tellere basmadınız. Bilakis Kürt Siyasal Hareketi tutukluları, neyse artık hükümleri, Selahattin Demirtaş ve arkadaşları, cemaat savcılarının ve polislerinin hazırladıkları iddianamelerle içerdi dediniz. Şimdi ne olduysa, 8 sene, 10 sene sonra, herkes oklar olması gereken yere döndü. Ama işte bu da rejimin başarısı. Yani rejim bir algı yürütüyor. O yürüttüğü algıyı hiç kimse araştırmıyor altına bakmadan. Alıyor kabulleniyor doğrusunu ortaya koymuyor. Sonra malum günah keçisine yöneliyor oklar filan. Sonra iş işten geçtikten sonra cezaevinde hayatlar çürüdükten sonra ata alan Üsküdar'ı geçtikten sonra maksat hasıl olduktan sonra neyse. Ya evet işte bu konuda bir tane bile cemaat lafı geçti mi dünden bugüne kadar bu Kobani meselesiyle ilgili olarak? Geçmedi. Ama 3-5 sene öncesine kadar sürekli bu gündemde tutuluyordu. Dönemin gerçekten siyasi sorumlularının, adli sorumlularının, emniyetteki sorumlularının net, doğru, çarpıcı bir şekilde ortaya konması lazım. Değilse siz rejim aparatı olursunuz. Rejimin muhalif kanadı olursunuz. Muhalif ayağı olursunuz. Ona dikkat çekiyorum. Yoksa başka bir şey değil. Bak, şu anda iş işten geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu dövebilirsiniz. Ama ben şahidim ki yıllarca bunu yapmadınız. Yıllarca bu tellere basmadınız. Ahmet Altan 2019'da söylemiş. İnsanları diyor diğer canlılardan ayıran iki önemli özellikleri vardır. Birincisi bu vahşete kendi akıllarını ve bilinçlerini katıp doğanın masum vahşetini günahkar bir kötülüğe çevirirler. İkinci özellikleri ise bununla tam anlamıyla çelişir. Zayıfların güçsüzlerin haksızlığa uğramasına karşı çıkan bir başka güdüye sahiptirler. Buna vicdan deriz. ...mahlukat içindeki en vahşi yaratıktır insan. Onu güzel yazmış. Bir başka konu da şu. Franz Oppenheimer, Alman sosyolojist, e, sos e, sosyolog. E, Yahudi kökenli bir sosyolog. Bu normal Oppenheimer'la alakası yok. Soyadı benzerliği var. Belki akrabalık vardır bilmiyorum. 1943'te göçtü. Amerika'da Los Angeles'ta hayatını kaybetti. 80 yaşında. Fakat mühim güzel bir şey söylüyor. Ki bu çok bilinen laflarından biridir. İnsanlar diyor... İhtiyaçlarını karşılamak için ve arzularını tatmin etmek için başvurmak zorunda olduğu temelde iki e, zıt araç vardır diyor. Bir, ya çalışacak üretecek ya da çalacak. İlkine ekonomi, ikincisine siyaset diyoruz. Şahane kesilip çerçevelenecek bir laftır bu. Evet, diyor ve yavaş yavaş manşeti kapatıyoruz. Kapatmadan önce... Etki ajanlığı ile ilgili birkaç kelimem var. Çokça konuşuldu, konuştuk. Gürcistan parlamentosu yabancı ajanlar yasasını kabul etmiş. Benzer bir şey. Ondan dolayı Gürcistan ayakta ve protestolar oldu. Fakat Türkiye'de derin bir sessizlik var. Hemen her şeyde olduğu gibi artık hiç kimse bunu sosyal ağlarda falan bile yazmıyor. Bırak hani sokağa çıkmayı, eylem yapmayı, pankart falan açmayı. O yönüyle enteresan. Bir diğer konu Amerika'da başkan adayları netleşti. Ve enteresan bir şekilde teamüllerin zıttına daha önce hep seçime yakın zaman kala yaparlardı. İlk e, karşılıklı atışmayı, e, yayın tartışmasını 27 Haziran'da yapacaklar CNN'de. Sonra 10 Eylül'de de ABC News'te yapacaklar. Enteresan. 27 Haziran'da çok fazla bir şey kalmadı. Şurada bir ay, bir ay, on gün gibi bir süre var. Enteresan. Adaylıklar aşağı yukarı kesinleşti gibi. Bundan sonra ikisinden biri ölmezse veya ne bileyim yani ee, ne olacağını bilemeyiz ama %99 ikisi yarışa giriyor öyle görülüyor. 27 Haziran'da CNN'deki tartışma hayli elektrikli ve ilginç geçiciye benziyor. Bakalım ne olacak birlikte izleyeceğiz diyor ve tahliye görüntülerini bir kere daha ekrana taşıyarak e veda ediyorum. E Türkiye'de aydınlanmanın yolu gerçekten olayların ne olduğunu, gerçekte ne olduğunu anlamaktan geçiyor. Bu konuda da e gazeteciler ve gazetecilik büyük önem kazanıyor size anlatıldığı gibi değil, size üfürüldüğü gibi değil, sizin önünüze konulduğu gibi değil. Artık öyle ki yani bir takım gazetelerdeki haberleri veya bir takım YouTube kanallarındaki bilgileri dahi açıp sorgulamanız, dönüp bakmanız, yani gerçekten bu doğru mu değil mi teyit etmeniz gerekiyor. Bu oldu. Kobani olaylarında, Kobani davasında 10 yıldır ilmik ilmik işlediler ve dün akşama geldik. Detaylarıyla şu 20-25 dakikalık program boyunca anlattım. Benzer tuzağa benzer tuzaklara düşülmesin. Artık biraz daha uyanık olalım. Biraz daha artık rejimin ve rejimin sahiplerinin ne kadar gaddar, ne kadar kindar, ne kadar zalim ve ne kadar kendilerini düşünülen insanlar olduklarını anlayalım. Evet Kemal Kılıçdaroğlu doğru da bir şey söyledi. Bunlarla müzakere edilmez, mücadele edilir dedi. Dönem böyle bir mücadele zamanı. Zor, çetin biliyorum. 10 sene önce yapılması gereken maalesef 10 yıl ertelendi. Erteleyince de şimdi adamlar her yeri tuttular. Biraz zor oluyor bu işler. Farkındayım ama aynı ezberlerle yürümeyi bırakalım. Mesela şu dünden beri Kobane davası kararları çıktı. Hiç temas etmeyen insanlar var biliyor musunuz? Artı eksi yorum yapmayan. Hani yandaşlar falan kararları alkışlıyorlar ayrı bir konu. Ama hiç girmeyenler var. Unutmayın Çetin Altan'ın sözüdür. Bir gazeteci değinmediği haberlerden anlaşılır der. Hiç bu konularda hiç bu tellere basmayan insanlara da bir bakın. Ne yazmış dünden bugüne ya da yazmış mı bu konuda bir şey. Diyor ve kapatıyorum. Bir sonraki yayında pazartesi günü buluşmak umuduyla iyi hafta sonları.